Değerli arkadaşlar merhabalar. Kanuni Sultan Süleyman'la karşınızdayım. Kanuni Sultan Süleyman diğer bir ifadeyle 1. Süleyman. Şimdi şuradan hemen başlayalım. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de işte 1. Selim babasının ölüm üzerine tahta çıktı. 1566 yılına kadar yaklaşık 40 yıl tahta kaldı ki Osmanlı'da en uzun süre tahta kalan paşahtır. 46 yıl başta kaldı. Başka kardeşi yok yani Yavuz'un tek erkek e, evladı. E, o yüzden taht kavgası yaşamadı. Sorunsuz bir şekilde başa çıktı, başa geçti. E, Kanuni'nin yaklaşık 11 yıl ömrü seferlerde geçti. O yüzden en çok sefere çıkan padişah Kanuni Sultan Süleymandır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde en çok fetih yapan padişah da Kanuni Sultan Süleyman. O yüzden Kanuni dönemi Osmanlı'nın zirvesidir ki kaçıncı yüzyıl 16. yüzyıl, 16. yüzyıl Osmanlı'nın zirve dönemidir. Bu nedenle Avrupa'da Kanuni Sultan Süleyman'a Grand Türk yani Büyük Türk denildi. Şimdi normalde burada hemen aklınıza şu gelir, hocam Fatih değil miydi Büyük Türk diye? Hayır, ee, Uzun Hasan Küçük Türk, Fatih Büyük Türk değil, Uzun Hasan Küçük Türk. Ee, büyük Türk olarak ya da Grand Türk olarak anılan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman'dır. Avrupa'da da böyle anılmıştır arkadaşlar. Osmanlı'ya muhteşem yüzyılını yaşattı. En zirvede olduğu dönemdir kan dönemi. Avrupa'ya hükmetti. Dünyaya egemen oldu cümlesi yanlış bir cümledir. Ama ne oldu? Avrupa'ya hükmetti. Avrupa'da en otoriter devlet, en güçlü devlet Osmanlı devlet oldu. O yüzden Karnı Sultan Süleyman aynı zamanda muhteşem Süleyman olarak da bilindi. Avrupa'da hem Grand Türk hem muhteşem Süleyman ki genellikle bizde de Kanuni çok kanun koymasından dolayı Kanun Sultan Süleyman olarak bilinir. Şimdi Fransa ile ittifaklar yaptı. Bu arada bu bilgiyi unutmayın. Kanun Sultan Süleyman'ın en büyük rakibi Avrupa'da Habsburglar. Habsburglar dediğimiz kim biliyor musunuz? O Kutsal Roma, Cermen, Avusturya, Macaristan, İspanya gibi devletler. Genellikle bu Habsburglara karşı Kanuni İngiltere ve Hollanda gibi... İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa Fransa gibi hatta e, Avrupa monarşilerini korudu. Aslında Kanuni'nin buradaki derdi Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamaktı ki en güzel örneği Fransa ile ittifak yapmasıdır. Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi, onun kapitülasyonlarını genişletmesidir. Kanuni'nin e, Avrupa'da bu tarz faaliyetlerin temel sebebi Avrupa'da Osmanlı'ya karşı oluşacak bir Haç ittifakını parçalamaktır. Bunun en güzel örneği Avrupa monarşilerini destekledi. Habsburglara karşı Fransa ile ittifak yaptı. Ayrıca Kutsal Roma Cermen yani Almanya'da ortaya çıkan reform hareketlerini destekledi ki Martin Luther liderliğinde Almanya'da Katolik Kilisesi'ne karşı ayaklanmalar başladı. Protestanlar ortaya çıktı, protesto edenler yani. Kanuni bu reformistleri destekledi. O zaman Kanuni Avrupa'yı bölünmüş bir şekilde tutmak istedi. Haçlı bir oluşmasını engellemek istedi ki coğrafi keşiflerin zararları yavaş yavaş kanun döneminde hissedildi. Kanunu bunu toparlamak amacıyla Hindistan'a deniz seferleri düzenledi birazdan göreceğiz. Dört tane sefer düzenledi. Amaç Portekiz'i Hindistan'dan kovmak, baharat yolunu tekrar canlandırmaktı. Bazı devletlere kapitülasyonlar verdi ki en güzeli burada örnek Fransa'dır. Böylelikle hem Akdeniz ticaretini canlandırmak hem de Hristiyan birliğini parçalamak istedi. Kanuni şair bir paşahtır. Bizim ilk şair paşamız 2. Murat biliyorsunuz. Muhibbi mahlasıyla eserler yazdı ki 3. Selim Suzi Dilara makamını icat edendir. 2. Mahmut adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Paşahların bu özelliklerini unutmamakta bir yere böyle küçücük not etmekte fayda var. Sarraflıkla ilgilendi boş zamanlarında. Kuyumculuk yani öyle altın sattı anlamında değil de bu zümrütlerle, değerli taşlarla ilgilendi. Onları yonttu, mücevherler yaptı ondan. Ee, bu dönemde ünlü simalar var. Mesela Ebu Suud Efendi. Ebu Suud dönemin Şeyhülislam'ı çok kanun koymasıyla tanındı zaten. Matrakçı Nasuh. Arkadaşlar Matrakçı Nasuh kanun döneminin en ünlü e, minyatür üstadlarından, mühendislerinden Osmanlı'nın Da Vinci'si olarak bilinir. Da Vinci'si olarak bilinir, ünlü mühendis olarak bilinir. Baki Fuzuli ki bunlar dönemin şairleri, şairlerin sultandır Baki, duymuşsunuzdur. Ünlü denizcileri Pir Reis, Pir Reis'in Kitabül Bahır adlı eserini unutmuyorsunuz. Seyyid Ali Reis, Miratül Memalik adlı eserini unutmuyorsunuz. Bunlar Kanun döneminin ünlü simaları. Bir ismi daha söylemeden geçmemek lazım. İleride karşımıza çıkar bu yine. Mimar Sinan. Mimar Sinan da kan döneminin ünlü mimarlarına. Mimar başı yani. Şeyi de hatırlayın arkadaşlar. Şehzade Camii. Ondan sonra Süleymaniye Camii. Selimiye Camii. Yazayım şöyle. Şehzade Camii. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri. Süleymaniye Camii. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Selimiye Camii Edirne'deki. O da ustalık eseri olarak tanımlandı. O zaman kanuni döneminde bir şöyle bir giriş yaptık kanuni tanımı anlamında Osmanlı zir zirvede bunu unutmuyoruz. Peki kanun döneminde yapılan seferler neler? Kısaca bunu da görelim. E, seferlerde benim vurguladığım yerlere dikkat ederseniz iyi edersiniz arkadaşlar. Kanuni arkadaşlar Belgrad'ı fethetti. Hatırlayın Fatih Sultan Mehmet Sırbistan'ı fethetmişti ama Belgrad'ı alamamıştı. Kanun gitti 1521'de Belgrad'ı aldı. 1522'de Rodos adasını fethetti ki Rodos yine Fatih döneminde kuşatılıp alınamamıştı. Bu arada hani demin Fransa'dan bahsettim ya. Fransa kralı Fransuva esir düşmüştü. Habsburglara, Avusturya'ya, Almanya'ya, Şarken'e esir düşmüştü. Fransa kralı Fransuva'nın annesi yardım istedi kanunca ona mektup yazdı. Kanun Sultan Süleyman o Fransa kralı Fransuva'yı kurtarmak amacıyla... Ee, ...Maceristan'a girdi ve Muhaç Meydan Muharebesi oldu. Bu Muhaç Meydan Muharebesi dünyanın en kısa meydan muharebelerinden bir tanesi. Bu meydan muharebesinde Osmanlı galip geldi ve Fransa kralını kurtardı. Maceristan da Osmanlı hakimiyetine girdi. Yani Osmanlı kendi kralını atadı oraya. Jean Zapolyo diye bir adam atadı. Peki Muhaç Meydan Muharebesi Fransa kralını kurtarmak amacıyla yapıldıysa... ...ve Maceristan hakimiyeti sağlandıysa... Çok önemli bir zafer mi? Kesinlikle çok önemli bir zafer. Bu nedenle unutulmaması gerekir arkadaşlar. Şimdi rakibimiz kimdi? Onu da hemen şuraya tekrar yazıyorum. Habsburglar. Avrupa'nın en güçlü monarşilerindendir bunlar. Habsburgların elinden Macaristan'ı aldı. Oraya kendi kralını atadı Kanuni. Bu sefer Avusturya bizim atadığımız kralı görevden aldı. Yani Macaristan işlerine karıştı. Kanuni bu sefer 1529'da 1. Viyana seferine çıktı. Yani Avusturya'nın başkentini kuşattı. E, fakat hazırlıklar yetersiz olduğu için kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra tekrar Macaristan işlerine karışınca bu Almanyası, Avusturyası kanlı bu sefer Almanya seferine çıktı. 1532'de bu seferde ne Avusturya kralı ne de Alman kralı yani ne Avusturya kralı Ferdinand ne Alman kralı Şarken kanunun karşısına çıkamadı. O yüzden kanunun Şarken'e bir mektubu vardır aşağılayıcı bir mektubu. Ee, ve bu 1532 Alman seferinden sonra buraya dikkat arkadaşlar. İstanbul Antlaşması imzalandı. Osmanlı ile Habsburglar arasında yani Avusturya ile Osmanlı arasında. Bunun diğer bir adı İbrahim Paşa Antlaşmasıdır. Çünkü devrin sadrazamı Pargalı İbrahim. Bu antlaşmayla Avusturya bu cümleye dikkat. Avusturya kralı bakın Osmanlı sadrazamına denk oldu. Yani Avrupa'nın en güçlü kralı Arşidükü Osmanlı'nın sadrazamına denk oldu. Peki Kanuni'nin dengi var mı? Yok. O yüzden deriz ki İstanbul Antlaşması'yla Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk olduğu için Kanuni'nin Avrupa'da siyaseten bir dengi yoktur. Böylelikle Osmanlı bu antlaşmayla e, Avrupa'daki üstünlüğü ele geçirmiştir. Yani eğer bir size Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğü, Hangi antlaşmayla sağlanmıştır diye sorarsa cevabınız İstanbul Antlaşması olacaktır. O zaman Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Sadrazamına denk olması Osmanlı'nın e, Avrupa hakimiyetini ele geçirdiğini, Avrupa'da en güçlü devlet olduğunu, zirveye ulaştığını kanıtlar. Bu önemli bir bilgiydi bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Barbaros Hayreddin Paşa'yı hatırlarsanız Osmanlı'nın en büyük kaptan deryalarından Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı hizmetine girdi. Barbaros Hayrettin Cezayir'in korsanıydı aslında orayı elde tutuyordu. Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesiyle birlikte Cezayir'de Osmanlı'ya katıldı. Sonra Barbaros Hayrettin Paşa Trablusgarp, şu Trablusgarp yani bugünkü Libya toprakları orayı da fethetti. Orayı da Osmanlı'ya kattı. Burayı da unutmuyoruz. O zaman Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlı'ya katılan toprak Cezayir oldu. E Fransa'ya kapitülasyonlar verdi. Haçlı birini parçalamak için demin söyledim. Hint Deniz Seferini birazdan göreceğiz arkadaşlar. Harita koydum onun için. Ee, ve Haçlılarla Preveze Deniz Savaşı oldu. Pre Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla Andriyo Doryo komutasındaki Haçlı donanması arasında oldu ki Venedik lider burada Haçlılar'da. Ee, Osmanlı burada müthiş bir zafer kazandı. 28 Eylül 1538'de 28 Eylül 1538 tarihi Osmanlı'nın Preveze Zaferi'nin tarihidir. O yüzden 28 Eylül tarihi Osmanlı Donanma Günü olarak kutlandı. Günümüzde de Donanma Günü olarak kutlanıyor. Peki bunun faydası ne oldu? Preveze Deniz Savaşı ile unutmuyorsun Akdeniz Türk Gölü oldu. Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren olay Prevezedir. Bu bütün Akdeniz Osmanlı'nın anlamına gelmez. Osmanlı'dan daha güçlü bir devlet yok Akdeniz'de artık. Bu da neyi gösterir bize? Akdeniz'in Türk Gölü olduğunu gösterir. O zaman Karadeniz'i Türk Gölü yapan padişah 2. Mehmet yani Fatih. Akdeniz'i Türk Gölü yapan padişah Kanun Sultan Süleyman yani Preveze. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kanuni e, İran seferine çıktı. İran üzerine sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda Irak topraklarının tamamı, yani Bağdat dahil bakın Irak topraklarının tamamı ele geçirildi. Ee, ve İran'la Amasya Antlaşması imzalandı. Bunun da çok önemli bir özelliği var. Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Bunu unutmayın. Bu da önemli bir bilgidir. Yani Preveze'yi unutmamamız gerekiyor. Amasya Antlaşması'nı unutmamamız gerekiyor. İstanbul Antlaşması'nı unutmamamız gerekiyor. Bunlar önemli. Arkadaşlar Kanuni Malta Adası'nı kuşattı. Ee, şimdi Malta arkadaşlar... Biraz böyle nasıl söylesem size e, alması zor bir yer. Ve Malta'da e, şövalyeler var. Yani böyle Malta şövalyeleri var. Bizim güvenliğimizi tehdit ediyorlar. Korsancılık falan yapıyorlar. Kanuni e, Kaptan Deryası Turgut Reis'i Malta'yı fethetmek feth için gönderiyor 1565'te. Turgut Reis bu kuşatmada şehit düşüyor. Turgut Reis'in şehit düşmesi üzerine Malta kuşatması kaldırılıyor. Tamamdır arkadaşlar. Yerine Piyali Paşa geçiyor. Piyali Paşa gidiyor Sakız Adası'nı fethediyor. O zaman Malta kuşatmasında şehit olan Kaptan Dert, Kaptan Derya'mızı unutmuyoruz. Önemli bir bilgi. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar burada size. Kanuni artık yaşlanıyor. Böyle diyorlar ki ya Kanuni işi bıraksın artık. Yani yerine çocukların birisini getirsin. Bu arada çocuklar arasında kavgalar var tabii ki. Ki Mustafa Şehzade Mustafa'yı idam etmiş, boğdurtmuş. Kanuni hala güçlü olduğunu, hala başlı olduğunu göstermek amacıyla 1566'da Zigetvar seferine çıkıyor. Zigetvar dediğimiz yer arkadaşlar Avusturya toprağı. Kanuni sefer sırasında hayatını kaybediyor. Yani 1566'da Kanuni ölüyor ki sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Sokullu Mehmet Paşa bunun ölümünü duyurmuyor bile kimseye. Kargaşa çıkmasın diye. Sokullu Zigetvar'ı fethediyor. Zigetvar'ı fethedip İstanbul'a geldikten sonra Kanuni'nin ölüm haberi e, askerlere ve halka duyuruluyor ve ikinci selimde hüküm dar oluyor. O zaman var seferinin kanuninin son seferi olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar önemli bilgi. O zaman Kanun-ı Mecelis'tanı, Muhaçı, Temeşvar bölgesini, Cezayir'i, Trablusgarbı ve arkadaşlar Irak topraklarını fethetti. Yemen'i de fethedecek. Yemen burada haritada pek gözükmüyor. Yemen Kızıldeniz bölgesi fethedilecek. Ne zaman? Hint Deniz Seferleri sonucunda. Şimdi o Hint Deniz Seferlerine bir bakalım şöyle. Ee, şu bölgeler hep Kızıldeniz, şuralar. Arkadaşlar Yemen hep buraları Kanuni Sultan Süleyman fethetti. Yani çok toprak fethetti. Şimdi e, Kanuni Hindistan'a 4 sefer düzenleyecek arkadaşlar. İşte Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis ondan sonra Piri Reis. Bunlar Seyidi Aliris. Bunlar sefere çıkan Osmanlı'nın ünlü kaptan deryaları. Peki neden Osmanlı sefere çıkıyor? Yani niye Hint Deniz Seferi'ne çıkıyor? Osmanlı amacı ne olabilir? Aslında buradaki mesele şu. Hindistan'da şurada arkadaşlar Portekiz var. Tamam mı? Hatta ileride bir şeyimiz var. Bakın şimdi. Şurada Hindistan. Burası Hindistan. Silerim birazdan. Burada Portekiz var. Portekiz Hindistan'daki malları alıyor, burnu aracılığıyla Avrupa'ya götürüyor. Ve doğal olarak Osmanlı'nın baharat yolu, baharat yolu önemini kaybetmiş. Baharat yolu dediğimiz yolda şu yol. Şimdi kanuni Hindistan'ı dört sefer düzenleyerek Portekiz'i buradan kovmak istiyor. O zaman Hint deniz seferlerinin amacı baharat Yolu eski canlılığını kazandırmak. Ama bir sebep daha var ki o da şu. Burada bir hamlık var Hindistan'da. O da gücerat hanlığı. Gücerat hanlığı da Müslüman. Ve bu Müslüman hanlığı e, Portekiz sömürüyor. O yüzden bu Müslüman hanlığının yardım istemesi, Portekiz'i Hindistan'dan atma düşüncesinden dolayı kanuni, Hindistan'a dört sefer düzenliyor. Dört seferin dördünde de Osmanlı başarısız oluyor. Yani Osmanlı-Baharat yolunun önemini kaybettiğini artık anlıyor. Peki niye başarısız oluyor? Bunun en temel sebebi Osmanlı gemilerinin, Osmanlı kaptan deryalarının açık denizlere alışık olmaması, açık denizlere tecrübelerinin olmaması. Ayrıca ee, Osmanlı gemilerinin okyanuslara dayanıksızlığı, Osmanlı gemileri kadırga çektir yani. Kürekle. Yani Portekizlerin gemileri kalyon, rüzgarla yakalayamıyorsun bile yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Buraya katılanlardan birisinin Pire Reis olduğunu unutmayacaksınız. Önemli bir isimdir. Pir Reis'in kitab Bahar adlı eserini unutmayacaksınız. Dünya haritasını çizen ilk Türk denizci olduğunu da unutmayacaksınız. Bunları bir yerlere not olarak yazacaksınız. Arkadaşlar şimdi kanun döneminde isyanlar çıktı. Dört tane isyan. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünlün ve Kalender Çelebi isyanları. Genellikle isyanlardan soru soruyorlar. ÖSYM soruyor bunu. Şimdi Canberdi Gazali isyanı Memluk komutanlarından birisini çıkardığı isyan. Hatırlayın Memluk Devleti'ni kanun babası Yavuz Sultan Selim yıkmıştı. Canberdi Gazali Memluk Devleti'ni yeniden canlandırmak amacıyla isyan çıkarıyor. Bu isyan bastırılıyor. Ahmet Paşa isyanı ise şu. Yavuz Sultan Selim Ahmet Paşa'ya vezirlik sözünü vermişti. Ama kanuni bu sözü yerine getirmedi babasının sözünü ve yerine ee, o Pargalı İbrahim'i Hasolda başasını sadrazam yaptı. Sen beni sadrazam yapmadın diye Ahmet Paşa arkadaşlar isyan çıkardı. Ahmet Paşa da Mısır valisiydi. O zaman bu aslında vezir azam yapılmadığı için bir devlet adamın çıkardığı isyandır. Mısır'da çıkan bir isyandır. Bunu unutmuyoruz. O zaman Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları Mısır'da çıkan isyanlardır. ama Canberdi Gazali Memluk devletini canlandırmaya yönelikti aynı zamanda. Baba Zünnün isyanı Anadolu'daki vergileri ağır bulan bazı kesimlerin çıkardığı isyandır. Bu da bastırıldı. Kalender Çelebi isyanı ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kan döneminde yine Anadolu'da çıkan fakat dini nitelikli olan büyük bir isyan. Bu da bastırıldı. Batın iyi geleneğinden gelen isyanlardan birisi. Tamam mıdır? O zaman kanun döneminin önemli özelliklerini gördük. Bunları asla unutmuyoruz. Şöyle bir baktığımızda kanunla ilgili neyi unutmayalım? En uzun süre tahta kaldı. Grand Türk, muhteşem Türk olarak bilindi. Muhip Mahlası'yla şiirler yazdı. Avrupa'daki e, monarşileri ve Haçlı Birliği'ni parçalamak amacıyla faaliyetler yürüttü. E, sarraflıkla ilgilendi. Arkadaşlar bu dönemde Belgrad fethedildi. Bakalım Belgrad fethedildi, Rodos fethedildi. Muharç Meydan Muharebesi'nde Fransa Kralı kurtarıldı. Ee, Alman seferine çıktı. Hiçbir kral karşısına çıkmaya cesaret edemedi. İstanbul antlaşmasıyla Avrupa üstünlüğünü ele geçirdi. Bu dönemde Barbaros Hayrettin Osmanlı hizmetine girdi. Cezayir daha sonra Trablus, Garp, Libya fethedildi. Hint Deniz seferleri çıktı. Başarısız oldu. Pirevizlerin Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü oldu. İran ile Amasya Antlaşması imzalandı. Irak toprakları alındı ki bu antlaşma Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma oldu. Ziyet var seferi kanun son sefer oldu. Malta kuşatmasında Turgut Reis hayatını kaybetti. Şehit düştü. Bunları unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Önemliydi. Hadi bakalım.